Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yağsız bir karnıyarık tarifi vereceğim. Ben evde her zaman yaptığım gibi sizlere de bunun videosunu çekip göstermek istedim. Patlıcanlarımı şöyle alacalı doğradım. 1 kilo patlıcan kullanacağım. Yarım saat öncesinden tuzlu suya koydum. Şöyle görebilecek misiniz bilmiyorum ama suyu iyice karardı artık. Hemen patlıcanlarımı süzerek patlıcanları süzdürdüm iyice. İyice kurulamanıza gerek yok. Fırın tepsimi de yanıma aldım. Şöyle toplamda bir çay bardağı ile bitireceğim bu işlemi. Yarısını içerisine şöyle, yarısını da kıyma harcıma şöyle bir miktar tuz serpiyorum. İçerisinde karıştırıyorum. İyice bütün patlıcanların her tarafını yağlandığından emin olun. Diziyorum. Bu esnada ortadan kesmedim. Daha sonrasında keseceğim. Evet, 200 derecelik önceden ısıttığım fırınıma götürüyorum. Hafif böyle yumuşadığını gördüğünüz zaman arada şöyle kontrol edin. Yumuşadıktan sonra fırından alacağım. Ben o esnada hemen kıyma harcımı hazırlamaya Tavanın geçiyorum. içerisine 400 gram kıymayı alıyorum. Ve ocağımın altını yakıyorum. Kıymam rengi değişene kadar bir süre kavuruyorum. Evet, iyice rengi değişen kıymamın içerisine bir adet büyük boy kuru soğan yemeklik doğradım. Onu da ekliyorum. Ve kalan sıvı yağımı yarım çay bardağı. Soğanları iyice içerisine kaybolana kadar kavuruyorum. Evet, hemen içerisine bir tatlı kaşığı salça ekliyorum. Domates salçası. Karabiber, pul biber ve tuzum da ekliyorum. Tamamen damak tadınıza göre. Ve şöyle bir diş sarımsağı bıçağın arkasıyla iyice küçülttüm. Onu da ekliyorum. Ve bir tutam maydanoz. 2 yemek kaşığı kadar da su ekliyorum. Bir süre karıştırıyorum ve altını kapatacağım hemen. Evet, patlıcanlar yeterince fırında kaldı, yumuşadı. Hemen şöyle ortadan kesiyorum, içlerini açıyorum. Sıcak daha. Zamanınız varsa birazcık soğutun, ondan sonra kesin. Gördüğünüz gibi yağı hala tepside duruyor. Çünkü tamamını çekmedi, içini çekmediği için çok yağlı da olmuyor. Hemen içerisine şöyle birer yemek kaşığı dolusu içerisine koyuyorum. Evet, içlerini doldurdum. Hemen üzerine yeşil biber ve kırmızı biber koyacağım ben. Siz isterseniz domates de biber de koyabilirsiniz. Dizdim. Şimdi üzerine hazırlayacağım sosun bir tatlı kaşığı salça, domates salçası ile yarım su bardağı kadar
Salçayı karıştırıyorum. Üzerine döküyorum. Derecelik fırına götürüyorum. Sadece biberlerim kızarana kadar tutacağım. Çok fazla değil. Ortalama bir 15 dakika yeterli. Evet, karnıyarığı fırından çıkardım. Şöyle yakından da göstereyim. Gerçekten çok güzel oldu. Normalde kızartmış olsam en az 2-3 su bardağı yağ gidiyor. Ama şu anda 1 çay bardağı sıvı yağ ile karnıyarığımı tamamlamış oluyorum. Hemen bir servis tabağına alıyorum. Şöyle yakından da göstereyim. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.